Merhabalar, Assassin's Creed Odyssey'ye kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hemen şuraya hızlı seyahat ederek başlıyorum oyuna. Bu bölümde ne yapacağız? Şu yan görevleri yapacağım. Yapabilirsem ana görev yapacağım. Hızlı bir şekilde yapmayı planlıyorum bu yan görevleri. Elimden geldiğince tabii ki de. Yani bu Lakonya'yı 3 bölümde bitireceğimi söylemiştim ama çok fazla görev varmış yani bu kadar fazla görev olduğunu tahmin etmemiştim. Bayağı büyük bir yerde aslına bakarsanız tahmin etmemiz gerekiyordu. 3 bölüm olmasa 4 bölüm olur canım. Çok da önemli değil o kısmı. Elimden geldiğince hızlı bir şekilde bitirmeye çalışıyorum. Ama yani oyundaki en büyük bölgelerden birisi doğal olarak Sparta'nın bulunduğu bir bölge burası. Sparta şehrinin. O yüzden bölgenin de büyük olması gayet doğal tabii ki de. Ama yine de elimden geldiğince hızlı bir şekilde halledeceğim onları da. Şimdi ne yapabiliriz? Yeteneklerden neyi geliştirebilirim mesela? Acaba neyi geliştirsek? Şunu geliştirmek istiyorum ama Spear Level 5 olması lazım. Mızrağımızın seviyesi. Ne durumdaydı acaba? 6'ya kadar geliştirebiliyormuşuz aynı zamanda. Şu overpower bunu kullanamıyorum ben. Yani niye kullanamıyorum ben bunu? İlginç gerçekten. Kullanamıyorum yani onu. Şu yeteneği açmak isteyebilirim ya. İşime yarar diye düşünüyorum. Ya da yaramaz. Neyse kalsın ya. O zaman neyi geliştirelim? Şunu geliştirebilirim. Arrow Master'ı. Ya da bilemedim. Neyi geliştireceğimi bilemedim şu an. Ring of Chaos işe yarayabilir. Neyse şunu geliştirelim ya. Bunu geliştirdim. Şimdi göreve doğru gitmek istiyorum da görev neredeydi ya? Şu tarafta bir yerdeydi ama. Dur haritadan işaretliyim en iyisi. Tam yakında zaten. Burada iki tane soru işareti var aynı zamanda. İlk önce şu görevi bir halledelim. Ondan sonra o soru işaretlerine de bakarız diye düşünüyorum. Görevle bağlantısı falan olabilir şimdi, o yüzden bakmayacağım. Bunlara bulaşmıyorum. Ne halleri varsa görsünler. 44 seviye olmuşuz. Yakında bu zehir zırhından da kurtulacağım bu arada gerçekten. Yani bir 20-30 bölümdür bunu söylüyorum ama artık yani zırhımızı değiştirmenin vakti geldi. Şimdi tarlaların içinden geçip gidelim. Burada kim varmış? Bakalım, konuşalım. Derdin ne? Magistrate Xanthi told me you've been having trouble with your farm. Crop failure. It's as if Ares herself salted the earth. How are the crops failing? Blight. Few plants grow, and the ones that do are wilted and covered in spots. The gods would never let this happen if they were happy. It's my godless Elotes, I tell you. You're a messenger of Zeus. You show them the light. Anlıyorum. Anlaşılan tarlasında bir problem var bunun. İşte mahsulleri büyümüyormuş, yetişmiyormuş. Bunun sebebini de bu çalıştırdığı kölelere bağlıyor, şu hilotlara. Tamam, konuşalım onlarla. Oh, thank Zeus. My hilotes, Tefta and Maron. They work the fields, but they do not respect the gods. Teach them. Anlaşıldı. Anlaşılan bu ilotlar görevlerini yerine getiriyorlarmış ama tanrılara saygıyı göstermiyorlarmış. Onlara bunu öğret diyor. Bunları sormama gerek yok. Hallederiz. Hallederim ben bunları. Godless Blight. Konuşalım bakalım. Sorun neymiş öğrenelim yani. Kim bu? Maron. Your master claims this blight is the will of the gods. What do you think? Sometimes crops fail. Could be dry soil, could be insects. It's a shame about the donkey. He was more crucial to the farm's success than the master. Or you, for that matter.
İlginç. Yani bu olayı şeyden sorun olduğunu düşünüyorum. İşte hani böceklerden falan da sorun olabilir. Eşekle ilgili bir şeyler söyledi. Neyse, çok önemli değil bunlar. Eğer savaşmak istiyorsan dövüşelim demeye gerek yok yani çiftçi adama. Yardım edebileceğim bir yol söyle diyelim. The hoe I'm using is falling apart. I have to fix the blade every few swings. Something more sturdy would make it go faster. It's not like you're shackled to this patch of land. What's preventing you from getting a new hoe? Have you ever been beaten so hard you lose hearing in one of your ears? That's what happened last time I went to market without permission. Oh, of course. I'll look for one. Anlıyorum. Adamın da haklı olduğu bir şey varmış burada bak. Şu kazmalardan lazımmış adama bir tane. Yenisini almak için markete gitmiş. Ama sanırım işte kafasına bir tane sopa yemiş ustası efendisi tarafından. Bu yüzden kulaklarından birisi duymuyormuş artık anlaşılan. Anlıyorum seni dostum. Anlaşılan efendisi bu köleye biraz sert davranmış. İzni olmadan gitmiş markete yeni bir tane kazma almak için. Neyse, biz kendi hallederiz bunu ya. Yok mu bende bir tane Tilling isn't going to go any faster without a new. yani? Yokmuş bende şu an bir tane. Nereden bulacağım ben onu ya? Burada yok mu yani bir tane güzel? Burada ne var? Bulduk mu? Bulduk. Hayır oğlum. Al, markete kadar gitmene gerek yokmuş. Burada var bir tane. Efendisinin dövmesi de normalmiş yani. Acık çevrene bir bak. Here you go. This should make digging easier. You're all right for a stranger. Look, the water's tasted like a rusty blade for the past few weeks. Last time I had water like that was when I was down river from a blacksmith. Thank you. İlginç. Bunun sebebinin sudan kaynaklı olabildiğini söyledi. Şey diyor, paslanmış kılıç gibi tadı vardı diyor suyun. Anlaşılan suyla ilgili bir sorun var. Gidip bakalım hemen. Neymiş bu sorun? Öğreniriz onu. Burada bir şeyler olmuş sanki ama. Bir şeyler olmuş burada harbiden. Birisi ölü var burada. May your journey across the sticks be a more peaceful end than this. Yani bence de. Başka ne var burada? Debris might be getting stuck in this net. Maybe the dead man was a fisherman. Ölü adam balıkçı olabilirmiş anlaşılan. Burada daha çok kan var. Ölü bir keçi. These don't look like the knife wounds of a man. Yani I'll bet bunun it's the metal from the armor giving the water a bad taste. anlaşılan yani insan bıçağıyla olabilecek bir iş değil bu diyor. Sanırım şunlar bu suya kötü tat veriyor ya. Nereye götüreyim bunları? Şuraya bıraktım. Burada ne olmuş anlamadım tam da. Neyse. Şunları temizleyelim. Belki ayılar öldürmüştür bunları. Bilmiyorum. Şurada bayağı bir ayı var açıkçası. Belki onlardan kaynaklı olabilir. Hani buradaki şeyleri öldürmüş olabilirler. Balıkçıyı falan. Bu askerleri de öldürmüş olabilirler. Bilmiyorum. Sal beni. Uğraştırma beni. Suya gelecek mi? Gelmeyecek galiba. Tam beni görmüyorsun artık. Hala arıyor musun beni ya? İlla bunu yapacağız yani, öyle mi? Şuradan bana normal yay ver de. Güzel. Nehri temizledik en azından artık.
Sorun olmayacaktır herhalde. Şimdi Teuta ile konuşalım. Buradaki sıkıntı neymiş? Şunu patlatmayacağım bu arada. Gereksiz insanları öldürüyoruz yani onu patlatınca. İstemiyorum bunu yapmak. Senin derdin ne acaba? I heard that the crops haven't been producing this season. Laniki expects more crops every year. The soil needs to rest. So there could be nothing else causing the crop shortage. I didn't say that. Anlaşılan işte dinlenmesi lazım diyor tarlanın. You know more than you're saying. Konuştuğundan daha çok biliyorsun diyor galiba. Where would I get mint? The master keeps dried herbs up at the house. Kurumuş bitkileri evinin üzerinde mi tutuyor? Karnı arıyormuş falan bir şeyler anlattı da kaçırdım ben onu. Dur bakalım. İstediği şeyi verelim buna madem. Ne var burada yani? Ne yapmam istiyorsun benden ya? Evin üzerinde tutuyor dedi. Bir şey dedi ama. Burada mı bir şey var yani? Şu mu yani? Ha, bitki. Sanırım karın ağrısını geçirmemiz mi lazım bunun? Bilmiyorum, olabilir. Oradaki konuşmayı kaçırdım da. Neyse. Here you go. The herbs you needed. Fresh is better for my stomach, but since the blight, dried is all we have left. The back patch of land is riddled with blight like I've only seen once before. My old master lost his whole farm to it. I'll never forget the smell. The back of the farm. I'll take a look. Anlaşılan eski efendisinin de bir tane çiftliği varmış. O da böyle bir olayla karşılaşmış yani buradakiler gibi. O kokuyu unutmuyorum diyor. Çiftliğinin arkasındaymış bu arada. Bu benim geldiğim yer değil mi burası zaten ya? Ne olmuş burada şimdi? It's a wonder anything grows in this field with all this mess crushing the plants. Yani. Burada ne var? The tanners in Kefalonia use something that smells awful to make leather. It can't be good for the soil. Anlaşılan deri bunlar. Bu kötü kokuyu yayılmasının sebebi bunlar galiba. Sen bir şey biliyor musun birader? Burada ne var? The earth is stained here. That can't be good for the soil. Anlaşılan fire is the only way to be sure of ending this blight. Anlaşılan bu olayı çözmenin tek bir yolu yakmak. Çiftliği yakacağız herhalde. Bilmiyorum. Ne yapmamı istiyor benden şimdi? Şunları yakmamı mı istiyor? Yakalım madem. Nasıl yakacağız? Peki. Sorun o. Nereye yakacağım daha doğrusu? Şurayı mı yakayım? Nereye yakayım? Valla yakıyorum ben buraları. Artık onlara bırakıyorum. Doğru mu yaptım, yanlış mı yaptım bilmiyorum açıkçası. Şu herif uzaklaşırsa buradan süper olur yani. Şunları yakayım ya. Adam ışınlanıyor. Neye uğradığını şaşırdı. Sanırım bunları yakacağım ya. Ben de bilmiyorum şu an. Sallıyorum meşaleyi yere ama. Yoksa şunları mı yakacağım ya? Bunları yakmam gerekiyor olabilir yani. Oldu mu olmadı mı? Doğru mu yaptık yanlış mı yaptık? Şimdi soru orada. Ha, işaret varmış zaten ya. Ben nereye yakıyorum yarım saattir zaten aynı yerleri yakıyorum.
Ben buraları yakmam gerekiyor belli ki. Yani şu işle de ben uğraşıyorum ya, ne diyeyim ya. Lani K ile konuşacağız. Bunu da ben yapıyorum ya. Neyse. The diseased crops have been burned and the river is cleared. That should be the last of the blight. Oh, you truly are God sent. What was the cause of the rot? Bence bu senin suçundu ya. İlotları da suçlama yani. You were so busy looking to the sky that you ignored what was in front of you. The gods are not responsible for cleaning the fields or the river. That's on you. What? You dare? Xanthi says you are an agent of Zeus, but you are a false champion, as godless as my Elotes. Get out from here. The poison in your fields is nothing compared to the poison in your heart. Kesinlikle çok iyi konuştun Alexios. Çiftliğindeki zehir senin kalbindeki zehirden daha iyi yani. Kadın bizi suçladı ya. Var şurada alacağım kellesini. Buradaki köleleri de kurtarmış olurum. Neyse. Şuraya bak, ölmüş şey burada bırakıyor. Domuz ölmüş burada, hala burada. Kanlı kanlı. Pis kadın. Neylerle uğraştırıyor bizi ya. Ne bu, ordu kampı mı? Spartalıların ordu kampı galiba. Küçük bir ordu kampı diyebiliriz. Blacksmith mi? Hazineyi almam gerekiyor sadece burada. Nerede hazine? Şurada. Tamam, kimseyi öldürmeme gerek yok o halde. Hazineyi alıp gidiyorum. Şuradan alabilir miyim acaba? İlla öleceğim diyorsun yani. Aferin, defol git. Ya birader. Kaşınma, öldürmeyeceğim işte. Hadi git yani. Ya illa öleceksiniz yani. Öyle olsun madem. XP XP'dir yani. Güzel. Gel bakayım. Şunları indirelim. Madem bu kadar çok ölmek istiyorlar. Ne vurdu bu be? Gel. Zamanı yavaşlattım. Üçüne birden iyi vurdum burada. Gel bakayım. Ölüm yaklaşıyor dostum senin için. Güzel. Sırada sen varsın. Gel de bakalım. Gel de bakalım. Yani sen de gel bakalım. Paralı asker de geldi değil mi? Lukos. Bir sen eksiktin zaten Lukos. O ne ya? Gel. Öldüreceğiz mi mecburen? Bak bir şeyle başladım. Geldiğimiz duruma bak. Lan sal beni. Toplandılar ya. Şu işe bak sen. Lan çekil şuradan. Tamam, bunları öldüreceğim ben o zaman ya. Ne çok adam geldi ya. Vay anasını be. Bu kadar çok adam gelmesi normal mi buraya? Neyse, indiriyorum o zaman. Güzel. Yani madem bu kadar çok ölmek istiyorsanız istediğinizi veririm yani, sıkıntı yok.
Güzel. Sen gel bakayım ya. Kaşındı bu bayağı da. Hangisini öldüreyim ilk önce? Gel sen gel. İyi vurdum burada. Ya. Ya bu kadar çok vuruyorsun ya. Şunlar çok vuruyor ya. Hayır, şu adama da vursanız da sizi öldürüyor resmen. Komedi gerçekten. Sen bir çık aradan. Sen gel. Komedi ya harbiden. Bana vuruyorlar, onlara vurmuyorlar. O ne ya? Vahşak mı bu, nedir? Onu yersem tek atar bu arada. Güzel. Şunu öldüreyim madem. Aradan çıksın. Güzel. Güzel. Sal beni ya. Güzel. Bunu indirdim. Ölmeyeceğim burada. Şunu aklayalım. Güzel. Biriktirip biriktirip bunları öldüreceğim ya. Sen gel. Kelleni alırım. Sırada siz varsınız. Güzel. Aa, ölüyordum az kalsın. Neyse ki ölmedim. Spartan'ın öfkesini hisset falan diyorsun da. Bunları nasıl öldüreceğiz biz ya? Güzel. Gel bakayım şöyle bir. Güzel, yemedim. Sen gel o zaman. Yemedim. Iskaladın ve öldün. Bayağı uzun sürdü bu arada. Geliştirdim ya. Şunu öldürmem lazım bir an önce. Güzel, yemedim. Şunu indireyim burada. Güzel. Bunu da yemedim. Şunu öldürmem lazım burada artık. Bak, adam sana saldırıyor kadın. Ona vurman lazım. Bana vuruyor ya. Neyse sen de gel o zaman ya. Madem bu kadar çok ölmek istiyorsun. Gel. Ha? Ya yarım saattir vuruyorum ama. Var ya, kafayı yersin ya. Bir tane yedim bak, bir tane saldırı yedim, yanlışlıkla yedim onu da. Komedi gerçekten ya. Tuhaf gerçekten. Ta en başa attı bir de ya. Neyse, uğraşmayacağım bunlarla. Hazineyi alıp gidiyorum birader. Ne haliniz varsa görün. Başta yapacağım buydu zaten ya. Ne uğraştım bir saat burada. Burada bir tane daha şey vardı. Soru işareti, o nerede?
Ha, görünüyor zaten haritada. Ama şu paralı askerleri öldüreceğim tekrardan bu arada. Salmam yani. Geliyor bak orada koşa koşa. Güzel. Gel. Kapışalım. Vursan oğlum, ne vurmuyorsun? Güzel. Defol git be. Hop, güzel vurdum. Bak vurduğu hasara bak. Güzel. Ne geldi bu ya? Yine. Gel. Seninle mi uğraşacağım? Kaçıldı. Vay be. Güzel. Attığı dodge'u gördünüz mü? Komedi. Güzel vurdun. Gelmezler. Güzel vurdum yalnız ha. Ya bu saldırıyı niye yapamıyorum? Ne yapmam mı gerekiyor? Ölmen gerekiyor şu an. Bir zahmet ölürsen bugün süper olur mesela. Gel biraz vuralım sana. Ne vurdum be, uçtu herif. Güzel. Hadi defol git. Ben tekme atıyorum, o tekme atıyor. Ben tekme atıyorum, o tekme atıyor. Güzel. Diğeri nerede acaba? Beni öldüren. Diğerini de buluruz elbet ya. Bir ara. Orası neymiş ya? Light falan mı? Nedir? Bilmiyorum. Mezarlık olabilir. Ona benzettim. Ya da sadece bir... Burn Temple of Apollo diyor. Ya hemen de gör, hemen de gör. Neyse gördüğün iyi oldu. Gel bakayım. Güzel. Güzel. Sen de gel madem. Vur, 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 vur. Ne vurdum be? Güzel vurdum. Bunu kullanmak için 3 yetenek biriktirmemiz gerekiyormuş anlaşılan. Bir tane daha vuracağım. Nereye attın be? Çok kötüydü. O neydi be? Seninle uğraşamam. Gel buraya. Defol git. Iskaladın. Iskaladın. Bu kadar. Klan şefini öldürdüm böylece. Burada katliam yapmışlar belli ki. Hazineyi aldım. Antik tablet nerede peki? Burada bir yerde olması lazım. Hemen önümüzdeymiş aslında.
Alamıyorum. Heh. Güzel. Burayı da tamamlamış oldum böylece. Phobos, let's go. Phobos. Nereye gidelim? Nereye gidelim? Güzel soru. Yapabileceğim birkaç şey var şu an burada. Şurada bir Ambition diye bir görev var. O ana görev galiba. King of Sparta görevi var. Brasidas'la konuşmamız gerekiyor. A Treasury of Legends varmış burada. Burada ne var? Not My Mother's Daughter var. Şu yan görevi halledelim o halde. Ben şuraya gideyim, sonra devam edelim. Buraya geldim ben. Konuşalım bakalım. Ne istiyorlar bizden? Dinleyelim dertleri neymiş. Oh Hera and Aphrodite, please grant my daughter the virtue of obedience. İttihat, karlık, bahşet falan diyor galiba. Eaglebearer, you bless this temple with your presence. Tabii ki de. Nasıl bir problem bu? I'm a Spartan. You keep at home supervising farmers while I could be out in the world finding adventure. You give my brothers the chance to explore. Kalbini sevdim. Kalbini derken yani anlayış tarzını. I hope you live up to your reputation. Tabii ki de. Could you please educate my daughter to behave as a Spartan woman should? Tabii ki de. Ne demek? Her zamanki ya yani yaparız. Ya kısacası kadın bunu evinde oturtturup işte demin görevini yaptığım kadın gibi bir şey olmasını istiyor belli ki. İşte bu Hilotlara emir veren bir hanım olmasını istiyor sanırım. Kızsa işte maceralara atılmak istediğinden bahsediyor. Saygı duyuyorum. Hatta istersen bize katılabilirsin. Gemimde her zaman yer vardır böyle cesur insanlara. Yardım edelim. I'll train your daughter to be a fine Spartan. Beginning with her physical strength, of course. It's the only way she can keep your household safe and prosperous. The Eagle Bearer is right, Mater. Spartan women must be strong. You can call me Alexios. I suppose if the Eagle Bearer says it. All right. Train my daughter as you see fit. Tabii ki de. Begin your training with running. Try to keep up. But Spartans never run. Only cowards do. Why should I train in running? Yani iyi bir yere dokunuyor burada ama yani Spartalılar neden kaçsın ki diyor. Haklı aslında. yani savaş işte kaçmak, daha doğrusu koşmak savaş kazandırır diyebiliriz. Ya da işte savaşçı bedeni kazanmak için koşman gerekir diyebiliriz. Strong legs mean you thrust your spear with more force. And yours do seem very strong. Tabii ki de. Kadın öyle bir strong dedi ki anlatamam. Koşman lazım. Başlayalım bakalım. Ne koşuyor be bu? Neyse dur. Sen koşmaya devam et. Ben kestirme yol kullanırım. Spartalı acık da zeki olmalı. Nerede kaldı bu ya? Nereye koşuyor bu, anlamadım ki. Geliyor galiba, arkadan ayak seslerini duydum da. Düz yol mu kullanıyorsun cidden? Araçtan hızlı ama pek zeki değil. Nerede bu? Ehe. Bir de kendine Spartalıyım diyorsun. O nasıl koşmak ya öyle? Enteresan. Konuşalım bakalım. Glad you could make it. I'll get you next time. Tabii tabii. We will race horses, but not like they do in the athletic games. We'll make our own course. Horses? Why should I bother with those filthy beasts? We have Elotes for that. Dediğini gördün mü? Hiç sevmedim seni. İstemiyorum. Neden koşayım ki diyor işte bu ya işte bu yaratıkların üzerinde yani. Atlardan bahsederek. At bir savaşçının onuru gururudur lan. Haddini bileceksin. Hilotlar varken niye bir şey yapayım ki diyor yani. Kalp yaptıydım, geri alıyorum.
O at senin en iyi dostun olabilir yani. Horses are your most loyal partners in battle. Treat them well and they'll never disappoint you. Yani. That's really sweet. Let's race to the bridge south of Sparta. Ready? Go! Beğenmedim seni. Çekilsene birader. Dromos. Bu at koşmuyor yalnız. Şuraya doğru gideceğim gitmesine de. Bir kalp yaptıydım hemen ama yok. Ata saygı göstereceksin. Öyle bak. Köpek peşine takılır sonra. Kurt ya da. Atın değerini bilmeyenden konuşmam ben. Filthy creature falan diyor bir de ya. Yalnız bu kurt bizi bırakmayacak galiba. Neyse öldürdüm. Ne gülüyorsun lan? And that's how you master a beast. That was more speed than mastery. How are my lessons so far, Sophoras? Not bad. But why did you decide to teach me anyway? Don't you have more exciting things to do? Tabii ki. Treasures to find, tyrants to depose. Var yani işimiz var. İkisine de kalp veriyor ya. Yani öğretmenin en iyi yolu bence senin yeteneklerini geliştirmektir yani diyelim. The secret is, by teaching a skill to someone else, you're also improving your own technique. Yani birisini öğretirken kendi tekniğini de geliştiriyor musun? You'll have to show me your technique. Ya istemiyorum bu tekniği. There's a place I found in the southern hills with a wonderful view. Will you go there with me? Hayır. I like the view already, but let's go. Come on, Alexios. So, does that bird follow you everywhere? Tabii ki de. Yes, he likes to keep an eye on me. Are you jealous? If you don't mind being watched, I don't either. İlginç. Does this give you any special powers? You know, Achilles got invulnerability, Heracles the strength of a god. If you know the old stories, you know what Zeus is especially good at. That kind of talent. Just call me Pandora. İlginç. Bu hikayeyi derinleştirmiyorum bu arada. Yani yaş sınırını aşacak hikayeler ortaya çıkabilir, o yüzden yapmıyorum herhangi bir şey, yorum yapmıyorum burada. Zeus'un asıl neyde etkili olduğunu biliyorsun sen diyor Alexios ama. Neyse devam edelim. Bu arada yapmak istemiyorum ama Alexios durmuyor arkadaş. Adamın işi bu galiba. Manzaralı yere geldik. Burası mı? Fena manzarası değilmiş. Konuşalım bakalım. Ne yapacağız burada şimdi? Geldik buraya ama. Eğitime bak. Müthiş eğitiyorum. Yani. Hiç anlamıyorsun beni. Tell me. Who do you think I am? You answer my questions with such passion and authority. You like being in charge, don't you? Liderlik etmeyi seviyorsun diyor. Kısacası. Buraya niçin getirdin beni? Continue with some more intensive training, Alexios. If you've got some energy left. Yok. İstemiyorum. Ata saygı göstermen lazımdı orada. Onurumu kaybettin, ilgimi kaybettin. Bir ilgimi çekmiştin ama senden savaşçı olmaz. Git hilotlarınla takıl. I'm your teacher. You're my student. And besides, your mother would not be pleased. But I'm glad I impressed you with my teaching. Bu kadar basit. Öğren de gel. Ata saygı göstereceksin. Böylece bu görevi de halletmiş oldum. Filthy creature'mış. Sensin filthy creature. Şu ata bak, ne kadar güzel bir hayvan. Asil. İşte içimizdeki Türk kanı böyle bir şey arkadaşlar.
İşte devam ediyorum. Pişman olabiliriz sonra belki. Yani fena değildi. Hanımefendi. Güzel bir hanımefendiydi. Ama dediğim gibi seni kurtaracağım burada. Ha, değilsin. Dikkat et kendine birader. Şimdi ne yapalım peki? Bu görevi de hallettiğimize göre. Burada Ambition görevi var. Buna bakalım o halde. Yani bence doğru karar verdim orada. Sevmediğimi yapmam arkadaş. Buraya geldik. Ha, şunlar mı? Konuşalım bakalım. Bir tane de yangi şey görevi var da onu yapmayacağım. Ne diyor bu? Nasıl bir görev bu peki? Onu bir öğrenirsek güzel olacak. Umarım çok uzun bir görev değildir. Yok, değilim. Askerlerimden biri değilsin diyor. Burada olmak için iyi bir sebebin olmalı diyor. Sebebe ihtiyacım yok. Nereye istersem oraya gidiyorum yani. Good or otherwise. Some bite to you, is there? More than some cowering dog. Güzel. From slave to general, bathing in the blood of this war while our leaders stuff their faces and preen. The Polemarchos believe it's an easy victory. I will end this war in my favor. You have a strategy? Athenian Polemarchos are paralyzed with indecision. They serve too many masters. Making them slow to react. And that's where you come in. Infiltrate their forts and kill the Polemarchos. I need a way clear for my troops. Anlaşıldı. Polemarkları öldürmemi istiyor benden. Atinalı Polemarkları kısacası. Aynısını Attika'da da almıştık. Spartalı Polemarkları öldürmemi isteyen bir adam vardı. I'll do my part. Consider the commander is already dead. Bring me their Athenian seals as proof. You'll be rewarded for your efforts. Peki. Konuşalım, belki yapmışızdır yani görevi. Neyi yapmamı istiyor benden? Mercenaries. Mercenaries mi? Bunu mu öldürmemi istiyor? Ne bu? Takes more damage from poison diyor. Ha. Bunu öldürmemi istiyor benden anlaşılan. Mercenary Helmet diyor. İşaretleyelim madem. Mark dedim. Sanırım bunu öldürmemi istiyor benden ya. Nerede acaba? Aa, burada. Şaka mısın lan? Ha, yok. Polemarkları öldür diyor benden. Kalelerdeki. Dur, öldürelim bunu o zaman ya. Never thought I'd find myself back in Sparta. It looks so peaceful. Burada buna saldırsam mı acaba? Bence sıkıntı olmaz ya. Güzel. Aa, hepsi birden şimdi bana düşman kesildi. Burada bunu yapmamam lazımmış. Tamam, gidiyorum. Ne bileyim ya. Yani ödül avcısına paralı askere niye umursadılar ki bilmiyorum bile. Hepsi birden geldi, iyi mi arkadaş? Pardon ya. İsteyerek olmadı, yanlışlıkla oldu. Şuraya da gitmeyeyim de. Next Shadow'un yeteneği Patates çıktı. Gerçi orada kullanmam hataydı değil mi? Gel gel, öldüreceğim seni. Hepiniz gelmeyin ama ya. Şaka mısınız birader? Yani ölmek istiyorsanız tamam da. Bir orada adam topladım etrafıma ya. Yani orada saldırmamam lazımdı. Gereksiz bir hamleydi yani. Neyse, polemarkları öldürürüz. O sıkıntı değil. Athenian Seal diyor. Athenian Fort. Atinalı kalelerinde
Atina kalelerindeymiş bunlar. Hallederiz onu, o sıkıntı değil. Şimdi mercenary'yi haklayacağım ama yanındaki askerler sıkıntı çıkarıyorlar bana. Çok kalabalıklar yani, hepsini de öldüremem. Öldürürsem iyi XP alırım bu arada ya. İçimdeki savaşçıyı ortaya çıkarsam mı burada acaba? Gelin lan, sizden mi korkacağım? Bir ordu adam. Oklaya oklaya öldürürüm ben bunları. Bak böyle öldüreceğim hatta. Güzel. Güzel vurdum. Öl artık. Güzel. Bak bir ordu adam. Harika değil mi sizce de? Güzel. Ölecekler bu arada yakında. Fazla gaza gelme istersen. Sen de zehirlen. Uğraşmama gerek bile yok yani. Güzel. Sen de öl. Sen şöyle bir defol git ya. Sen şaka mısın birader? Güzel. Harbi öldürdüm yalnız. Bak bak, bir de kılıcına buff veriyor. Çi. Güzel. Şu an okçuluğumu geliştirdiğim için memnunum bu arada. Nasıl ama? Ulan Legolas mıyım birader? Neymiş bu böyle? Siz de ölün madem. Harbi bir orada adam öldürdüm. Hem de bayağı kolay oldu yani. Bir tane daha paralı asker geliyor buraya. Biraz geç kaldı gerçi ama. Neyse dur, onu da aklayalım madem. Neredeymiş? 35 metre diyor. Gel öldüreyim seni de. Gitme gitme oralara. Dur şöyle vururum ben bunu. Nerede bu? Hop. Tam da kötü bir yerden vurdum da neyse. Acımış olmalı. Bir tane daha attım. Bir tane daha. Abi beni öldüren değil miydi bu ya? Oydu oydu. Vallahi oydu. Güzel. Tekrar karşılaştık. Güzel. Sen gel bakayım. Ne kol kuvveti varmış kardeşim be. O ne ya? Otur aşağıya. Gel. Güzel. Gel bakayım. Ciddi misin bunu söylerken acaba? Beni asla alt edemeyeceksin diyorsun da öldün bile. Ne yani? O efsanevi bir öğe verecek bana. Ne verecek acaba? Mallet of Everlasting Flame diyor. Gürz verdi bana da gürz hiç kullanmıyorum ben ya. Benlik değil yani, maksimum kapasite diyor aynı zamanda.
Yine mi ya? Şuradaki demirci nerede acaba? Oraya bir gidelim. Demirci, demirci ta burada. Şu demirciye bir gidelim ya. Öve satmam lazım. Yani gürz verdi ya. Kendi kullandığı gürzü verdi büyük ihtimalle zaten de. Benlik değil o. Değiştiririm ya. Daha doğrusu kullanmam da tutarım yani. Şeyde kalsın. Ne denir? İşte koleksiyon parçam olarak tutarım. Hetera ile konuş diyor da yapmayacağım o görevi. Şuraya doğru gidiyorum. O demirciye gidip şu eşyalardan kurtulacağım. Sonra da devam ederiz. Henüz uzun zaman olmadı galiba videoya başlayalı. O kadar uzun olmadı diye düşünüyorum. Persian Trophies diyor. Bir yer keşfettik yine de. Bu neymiş ya? Şuraya geldim. Burada görev var aynı zamanda. Göreve de bakabiliriz. Önümde duran sizsiniz be. Ben şurayı halledip geliyorum. Şimdi tüm öğelerden kurtuldum. Gereksiz olanlarından. Devam ediyoruz. Ne yapabiliriz şimdi? Şurada bir görev var hemen. Onu yapalım madem. Ne görevi var burada? Direkt şuraya çıkmamı istiyor benden. Konuşalım bakalım neymiş ne değilmiş. İçeriden mi çıkacağız oraya? Merdiven kullanıyorum. Normal bir insan gibi. Kim bu ya? Sen kimsin ya? You are the eagle bearer. Wonderful. Magistrate Xanthi has spoken highly of you. Tabii ki de. So here's the thing. My children have promising futures, but they refuse to learn and study. They think they know better, but they can't recite a poem to save their lives. Where do I fit into this? They've heard of the Eagle Bearer and worship the ground you walk on. If you related an epic story to them, I'd bet they retain it and impress their tutors. İlginç. Anlaşılan bunun çocukları çalışmıyormuş herhalde. Ama anlaşılan bizim yürüdüğümüz topraklara bile tapıyorlarmış adeta. Anlaşılan onlara bir şeyler yapmamız lazım. It's an odd request, but I've been asked to do stranger things. I'll do it. My children are waiting inside the temple of Dionysus Colonatas for today's epic story. The subject is Perseus, which they should know well, but seem to forget all one question. Perseus'u anlatmamız gerekecek galiba onlara. Tamam, hallederiz. The story well, of course, but my preferred version may not be what your children expect. Do not fear. If you need a reminder, there are many relics related to Perseus in the hall adjacent to the temple of Dionysus Colonatas. Good to know. Güzel. İlginç. Ne yapacağız şimdi burada ya? Anlaşılan Perseus hikayelerini anlatmamız gerekiyor bunlara da. Şunları öğrenmemiz lazım ilk önce. Perseus hikayesini düzgün anlatabilmemiz için sallamayalım şimdi. Ne diyor bu? Gorgon Shield. Perseus was given a mirror bright shield from Athena Protector on the command of Zeus Most High. Anlaşılan Perseus'a ayna gibi parlayan bir, daha doğrusu ayna parlaklığında bir kalkan verilmiş Athena tarafından. Perseus could safely face the Gorgon Medusa. Bu sayede Medusa'yla rahat bir şekilde, yani korunaklı bir şekilde diyeyim, savaşabilecekmiş. Medusa'nın kör edici bakışlarından herhalde bu ayna gibi kalkan sayesinde kullanacak, yani taş eden, daha doğrusu Medusa'nın taş eden bakışından. Tamam, güzel. Bakalım başka ne var burada. Bu neymiş? Olympian Discus of Perseus. His adventures done and newly married.
Macerası bitmiş ve evlenmiş. Perseus returned to Argos and took part in honored games. Argos'a geri dönmüş ve bu onur oyunlarına katılmış sanırım. He threw the discus. Sanırım bu diski fırlatmış. It soared so far and so fast. Çok uzağa, çok hızlı gitmiş anlaşılan. It flew into the stands and killed King Acrisius by mistake. İlginçmiş. Kral Acrisius'u öldürmüş yanlışlıkla. Düştüğü yerdeymiş adam herhalde. Kral. Fulfilling the oracle's prophecy. Ha, enteresan. Oracle'ın işte kehanetini gerçekleştirmiş bir şekilde yani. Enteresanmış. Harbi enteresanmış. Neymiş bu ya? Burada ne diyor? Wooden debris from Argos. A piece of debris from wooden crate. King Acrisius forced his daughter and her baby into the box and had the crate cast into the wild sea. Kızını ve onun işte bebeğini bir kutuya kapatmış ve denize salmış anlaşılan bu kral. For he knew if he killed them directly he would earn the wrath of Zeus. Yani onlar direkt şekilde öldürürlerse Zeus'un öfkesini kazanacağı için böyle bir şey yapmış galiba. İlginç. Bu neymiş? Fishnet of Perseus. Fishnet of Perseus. Perseus and his mother Danae were found and rescued by the fisherman Dictys. Anlaşılan Perseus ve onun annesi Danae bir balıkçı tarafından kurtarılmışlar. Dictys adındaki. Perseus was raised by him. Anlaşılan bu balıkçı tarafından. Susar mısın? Bir şey okuyorum burada. Vallahi keseceğim. İşte o adam tarafından, balıkçı tarafından büyütülmüş and taught to fish and hunt and ride. Balık avlamayı, normal avlanmayı ve sanırım ata binmeyi öğretmiş ona. This is the fish net he used to trap fish. Balık kullanırken kullandığı ağ buymuş. Tamam, güzel. Burada ne diyor? Statue of Zeus diyor. When King Acrisius heard a prophecy stating one day his grandson would kill him, he locked his unwed daughter in a room of bronze. Anlaşılan King Acrisius işte torununun onu öldüreceğini şey yapan bir kehanet duyduğu zaman evlenmemiş işte kızını sanırım bronzdan bir odaya kapatmış galiba. Zeus onu görmüş, aşık olmuş onun güzelliğine ve sanırım kutsal altından bir yağmur formunu almış bu şekilde onunla buluşabilmek için yani. Zeus için gücün bu ha. Bir kere de böcek mi ne oluyor? Galiba öyle bir şey hatırlıyorum sanki. Bu neymiş? Hermes, keeper of the flocks and ram bearer, gives this shining sickle to Perseus on command of Zeus Mosai. Tamam, bunu da Zeus'a vermiş, Perseus'a vermiş işte Hermes bu orağı diyeyim. Peki. Güzel, öğrendik hikayemizi az çok. Bunları anlatabiliriz yani. Hello, I'm the Eagle Bearer. We've heard all about you. Are you going to tell us a story today? Do we have to listen? We've heard it 100 times. Yüzlerce kez duymuşlar. And yes, I'm telling you a story. Evet, size bir hikaye anlatacağım. O zaman bu epik hikayeyi dinleyin o zaman. Let us sing with the voice of the gods about the exploits of brave Perseus and the noble Pegasus. Tabii ki de. Poseidon visited a mortal woman as a dolphin. Yunus olarak ziyaret etmiş
bir kadını, Poseidon. A golden shower diyelim. Böyleydi çünkü. Acrisius, the king of Argos, was not a good man. He had one child, a daughter. Anlattığım şeyleri tekrar ediyor farklı bir şekilde. He went to the oracle of Delphi and heard a prophecy that chilled him. Ooh, what was it? The oracle said Acrisius would be killed by his grandson, but Danae was unmarried and childless at the time. To protect himself, he locked Danae in a bronze room, open only to the sky. Ooh. However, mighty Zeus saw the girl and fell in love with her. He transformed into a golden shower and seduced her. Danae gave birth to a son, Perseus. I knew it. King Acrisius couldn't kill the boy for fear of angering Zeus. So he put his daughter and grandson in a wooden crate and tossed them into the wild sea to be drowned. How horrid. Poor Perseus. Yani anlattığım hikayeleri burada tekrar anlattı. İşte altından bir yağmur olmuş. İşte sonra bu bronz odaya kapattığı kadın işte hamile kalmış, çocuğu olmuş, onları denize atmış falan filan, aynı şeyleri tekrarlıyor. Dictys büyütüyordu Perseus'u. Perseus and his mother Danae were rescued on the island of Seriphos, and Perseus grew up under the care of a kindly fisherman, Dictys. Lucky them. Did the gods help? Maybe. Perseus learned to swim and ride and fight and how to be good and just, even though his father was only a fisherman. I can do all those things too. Yeah, good for you. Except swim or be just. Hush. Now, Victus's brother was ruler of the island, but he was not a good man. He's scum. An ever ruler wants to marry Danae. Perseus, yok bu değil. Perseus is beautiful Andromeda, but must solve the impossible riddle. To solve. Burayı bilmiyorum. Burayı okudu mu ki? Okuduk mu ya? Şimdi burada ne diyebiliriz? Perseus is beautiful Andromeda. Andromeda ile ilgili bir şey okuduğumu hatırlamıyorum ben. Şunu okuyalım o zaman. Bu kötü işte ne denir? Kötü lider Danae ile evlenmek istiyormuş ama Perseus imkansız bir göreve atılmış onu durdurmak için. The cruel king of Seriphos, Victus's brother Polydectes, decided he wanted to marry Danae, for she was still beautiful and noble. But Perseus knows his mother does not want this. Victus couldn't stop his brother, so it was up to Perseus to interfere and be annoying. Christos, that's your job. I will keep the stinky king from marrying you. The cruel and stinky king became angry. To get rid of Perseus, Polydectes sent him on an impossible quest. Prove yourself a warrior and fetch me a worthy wedding gift, the king said, by killing a great monster. I knew it. I knew it too. Evet, işte güçlü bir yaratığı öldürmesi için bu kral onu göreve gönderiyor. Bu görevde Medusa olması lazım. Gorgon's Head dememiz lazım burada. Polydectes told Perseus to bring back the head of Medusa, the Gorgon whose gaze could turn anyone who looked into her eyes to stone. Polydectes knew that Medusa would be Perseus's death. That stinker! But the evil king did not know Perseus was favored by the gods. Hermes gifted Perseus with winged sandals and a silver sickle, and Athena gave him a bronze shield polished mirror bright. Perseus flew to Medusa's lair and used the shield to watch her reflection. He cut off her head with the sickle of Hermes. As she died, the winged foal Pegasus sprung from her neck. Yes! Flying home, Perseus found the maiden Andromeda chained on the Ethiopian cliffs, waiting to be sacrificed to the baleful sea monster, Ketos. Perseus used Medusa's head to turn Ketos to stone, rescued Andromeda, and married her. Take that, Ketos!
Perseus returned home to find King Polydectes relentlessly pursuing Danae. They quarreled, and Perseus showed the king his wedding gift. When he saw Medusa's head, Polydectes turned to stone. Kralı taşa döndürmüş sonunda Perseus anlaşılan. Perseus competes in game and accidentally King Acrisios. Perseus traveled to Argos with his family and one day competed in the great athletic games. He hurled the discus and his throw was so great that it shot into the stands and struck King Acrisios. So doing, Perseus killed his grandfather and fulfilled the prophecy. Hurrah! You can't escape your fate. In the end, Perseus and Andromeda settled in Mykene as king and queen, and had seven sons and two daughters, the Perseidae. That was a great telling of the tale. I'll never forget it. Güzel. Maybe the best. I can't wait to tell all my friends. Güzel. Doğru bir şekilde anlattık hikayeyi çocuklara. I couldn't help overhearing the end of your story. Truly inspiring, Eagle Bearer. Thank you. Ne demek, ne demek? Çocuklar bizim geleceğimiz, onlara iyi bir şekilde anlatmamız lazım. Böylece bu görevi de halletmiş oldum. Bence bugünlük bu kadar yeter diye düşünüyorum. End of the day. Sante ile konuş diyor bana. Ha, bu görevlerin hepsini veren kadınla konuşmamız lazım anlaşılan. Madem bölümü bitireceğim, gidip onu da yapayım. Konuşalım kadınla. Görevi bitirdiğimizi. Burası ne ya? Liderin evi mi? Tamam, gidiyorum buradan. Yani bakın, bana bulaşmayın. Bulaşırsanız ne olduğunu görmek isterseniz ana yola bir çıkabilirsiniz yani. Elit düşmanlar diyor. Buradan geçemeyeceğiz anlaşılan. Öldürmeyelim şimdi. Phobos neydi lan atamın adı? Phobos. Phobos ne ya? Şöyle gidelim. Phobos gel bakayım tekrardan. Ya oğlum, buraya geleceksin ya. Phobos gel. Güzel bir hikayeydi bence. Perseus'un hikayesi güzeldir zaten. Bazı yerlerini ben de bilmiyordum. Tekrardan öğrenmiş oldum. Medusa olayını falan biliyordum da şu disk olayını bilmiyordum mesela. Güzeldi bence. En azından bilgi edindik. Yarın öbür gün karşımıza çıkar belki. O zaman kullanırız. Oyunlar bize hiçbir şey öğretmez derler. Hiç de bile. Şimdi bu görevi de halledelim. Hikayeleri tekrar çevirmedim. Çünkü orada okuduğum şeyleri sadece epik bir şekilde anlattı Alexios. Temel olarak aynı şeyleri anlattı yani. O yüzden çevirme gereksinimi duymadım. Şimdi bu görevi de tamamlayalım. Sonra da bölümü bitireyim. Yapabileceğim başka bir şey kalmadı zaten daha fazla diye düşünüyorum. Lan konuş işte. Thank you for aiding all of us in Pitana. Stories of you will live amongst us for many years. Ne demek, ne demek? But thank you. A reward for all your help. Ne verdi bize? Ödül olarak Ranger's Blade verdi. O kadar görev yaptım, bana bunu verdi. XP'yi alırım ama. XP güzeldi. 30.000 XP'yi her yerde vermiyorlar sonuçta. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bugünlük bu kadardı. Daha fazla devam etmeyeceğim. Kanalıma hala abone olmadıysanız, abone olursanız sevinirim. Bir sonraki bölümde bitirebilirim. Belki bu adayı, bilmiyorum. Yapmamız gereken ana görevler var artık, yan görevleri bitirdiğimize göre. Neyse, onları da yaparız. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.